kadar kişiyi bulmak gerçekten büyük bir gurur benim için. Çünkü genellikle saat 16'dan sonra olan konferanslarda, konuşmalarda kişi bulmak zor oluyor. Bu da sizi buraya vermiş olduğunuz önemi gösteriyor. Öncelikle ben ev sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten mükemmel bir organizasyona imza attılar. Aslında ikisinin tarihine baktığımız zaman her zaman bu gelenek sürüyor. Ve çıta gittikçe de yükseliyor. Dolayısıyla bu çıta yükseldikçe de bundan sonra talipli olacakların çok daha iyi bir şeyler sunması gerekecek. Biz bugünkü panelimizde sizlere dijital dünya hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Çok değerli konuklarım var. Sağ olsunlar bizleri kırmıyorlar ve kendilerine bir tepki götürdüğümüzde kabul ediyorlar. Bunlar Sayın Profesör Doktor İbrahim Halil Güldür hocamız ki uzun yıllarda tanışıyoruz ve birlikte çalışmalarımız oldu. Biraz geç tanımama rağmen Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu hocamızla da çok iyi diyaloglarımız oldu. Daha çeşitli konferanslarda birlikte oluyoruz. Hatta kendisi biliyorsunuz Türkiye'de ve uluslararası düzeyde bir hayli konferans düzenleyen bir akademisyen. Ve zaman zaman da birlikte olduk. Sağ olsunlar davet ettiler ve kendi konferanslarına böylelikle de ilişkilerimiz gittikçe arttı ve ümit ediyorum ki bundan sonra da bu devam edecek. Bu panelistlerden bir arkadaşımız yeni aramıza katıldı. Doktor öğretim üyesi Bayram Gökbulut. Hocam neredesin? Buradayım hocam. Şimdi tabii bu arkadaşların çok önemli özellikleri var. Kısaca bahsetmek gerekirse ben aslında özelliklerini derken özgeçmişlerini okursak epeyce zaman kaybedeceğiz. Ama kendileri de kısaca kendilerini özetleyebilirler. Ama ben bildiğim bazı şeyleri size söylemek istiyorum. İbrahim Halil Gülbül hocamızı birçok platformda görmemiz mümkün. Uzaktan eğitim konusunda uzman ve aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi uzaktan eğitim koordinatörü ve diğer taraftan çeşitli platformlarda görev alan bir akademisyen ve arkadaşımız. Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu hocamızı da çoğunuz tanıyorsunuz ama yine şunu belirteyim. Kendisi Kıbrıslı fakat Türkiye'ye büyük gönül vermiş. Fakat dememin sebebi şu, yani şöyle yapabilirdi, Kıbrıs'tan dünyayı açarak Türkiye'yi biraz dışarıda bırakabilirdi, onu yapmadı. Her zaman Türkiye'yi ön planda tutan ve ülkesini seven, Türkiye'nin dinamiklerini yurt dışına tanıtmak için çaba sarf eden bir arkadaşımız ve gerçekten çok iyi çalışmaları var ve bu alanın duayenlerinden bir hocamız. Doktor Bayram Gökbulut ise milli eğitimde uzun yıllar çalışmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla kodlama eğitimi çok konuşuluyor. Kodlama eğitiminin milli eğitim tarafından nasıl bakıldığını ve neler yapıldığını öğrenmemiz açısından da önemli. Çünkü netice itibariyle bizim ürünlerimizin en fazla çalıştığı yer BÖTE olarak düşünecek olursak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar. Ve ama üzülerek belirtmek gerekir ki son zamanlarda bu mesleğimize tek sahip çıkamadık. Ve biliyorsunuz BÖTE'lerin önemli bir bölümü kapanma aşamasına geldi. Ve öğrenci bulamaz duruma geldi. Ama bunun müsebbibi de bizleriz, bunu söyleyeyim. Neden müsebbibi bizleriz? Çünkü bu mesleğe sahip çıkamadık. Ve de tehlike görmedik. Yani müfredatlarımızı inceleyemedik. Kendi bakış açım öyle. Zannettik ki bu müfredatla biz bu BÖTE'yi götürebiliriz. Aslında orada köklü değişiklikler yapılsaydı bugün BÖTE bu hale düşmezdi diye kendi görüşümde belirtmek istiyorum. Ama bu mücadeleyi de bırakmamamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi müsaade ederseniz değerli panelistleri de buraya almak istiyorum. Tabii her birimize 15 dakikalık bir süre düşecek. Ben de kısaca bir şeyler anlatacağım. Her ne kadar moderatörlük yapacaksam da biliyorsunuz hocaların huyu bir saniye ve mikrofonu ele geçirince artık susmazlar. Ben bunu kısa kesmek için elinden gelen gayreti yapacağım. İnşallah yine de fazla gidesem İbrahim Halim hocam beni uyar. Dedi ki hocam çok uzattınız. Arkadaşlarımızı davet ediyorum. Profesör Doktor İbrahim Halim Tümbür. Alkışlarınızı bekliyoruz. Profesör Doktor Ünlü Boy hocamız. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda çok böyle popüler bir konu var.
var. Dijital dönüşüm. Başladık hepimiz dijital dönüşümde konuşmaya. Hatta bazı sempozyumlarda, mükerrestonlarda oluyor. Yani çoğu yerde birçok akademisyen dijital dönüşümü anlatmaya çalışıyor. Böyle her zaman bir rüzgar esiyor. Yani her dönem bir bakıyorsunuz bir konu öne çıkıyor. İşte Endüstri 4, Endüstri 5 gelecek vesaire. Biz dijital dönüşüm dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ve gerçekten dijital dönüşüm denildiğinde bir web sayfası yapıp orada işte bilgileri paylaşmak, Twitter'da bilgi paylaşmak, Facebook'ta resim paylaşmak, dijitalleşme midir bu sorulara? Da sizlerin görüşlerini de alarak fikirlerinizi sunmaya çalışıyorum. Ben müsaadenizle bir video ile başlamak istiyorum. Şimdi buradaki... Ses verebiliyor muyuz? Alışveriş, e-ticaret dediğimiz birçok site şu anda faaliyette.
mesela şu anda zaten alışverişi sevmiyorum. Ama inanın ki online, mesela Wish diye bir siteyi bilen var mı? Wish, evet kullanıyorsunuz. Wish, şu anda uzak durumda size istediğim anda gönderebiliyor. Yeter ki gümrük fiyatı çok fazla olmaz. Ben neyi sipariş ediyorsam en geç bir ay içerisinde gelir. Ve Türkiye'deki fiyatıyla yasadığı zaman çok düşük bir fiyata bu malı alabiliyor. Amerika'dan Amazon'dan siparişler verebiliyor. Ve öyle bir altyapı oluşturulmuş ki, sizin daha önceden almış olduğunuz ürünlere bakarak, bir yapay zeka arkada çalışarak sizin neler alabileceğinizi öngörüyor ve siz ilk etapta sayfayı açtığınızda hemen size teklifler ve indirimler uygulayarak satmaya çalışıyor. Ve başarılı oluyor. İşte burada örneğin şurada görmüş olduğunuz sayfa, benim sayfam, Amerika'daki kullandığım sayfa. Hemen bu sayfaya girdiğim zaman önceden aldıklarım ve nelere ilgilenebileceklerim teklifini yapıyor ve ondan sonra da işte size bugün şu indirimi yaptım. Veyahut da bir şey yaptığım gibi hemen aşağıda bir saat çalışıyor. Diyor ki eğer bunu diyor işte örneğin 2 dakikada sipariş ederseniz %20 indirim alacaksınız. İşte dijitalde düşünün bu bağlantı olmak gerekiyor. Şimdi tabi bu Amazon ne yapıyor? Niye bir budak alıyoruz? Veyahut da niye diğer elektronik ortamlardan alıyoruz? Güvenli, geri verme garantisi var. Amerika'yı emin ki bir kısmınız görürsünüzdür. Aldığınız bir maldan hiçbir zaman tereddüt geçemiyorsunuz. Yani diyorsunuz ben şimdi bunu acaba sonra nasıl sevmesem ne olabilir diye bir tereddüt geçemiyorsunuz. Çünkü tüketici hakları hasafada örneğin gelen paketi açtıktan sonra iade ettiğinizde gerekçe olarak diyorsunuz ki ben bunu sevmedim demeniz dahi yeterli ve fazla bir soru sormadan paranızı iade ediyor karnına kendilerine ait olmak üzere. Şimdi şu Amazon'un bu dönemlerde yaptığı bir bilgiyi size göstereyim. Dijital dönüşüme biraz daha zaman kazandırmak istiyorum. Evet, sesi şu anda verilmiyor. Sisteme bir bakalım. Ses yok zaten. Dijital dönüşüme çok güzel bir örnek. Zamanla yaşıyor. Müşteri memnuniyetini en üst safhada tutuyor. Ve artık kısa mesafelerde, drone'un hükmedebileceği yerlerde taşıma takımına geçebiliyor. Süratli bir taşıma, 30 dakikada belli merkezlerden ürünü istedikleri yere geçiştirebiliyor. Şimdi tabloya dikkat etmenizi istiyorum. Şurada en yoğun beş küresel bankaya bakıyoruz. Yıllara dikkat edin, 2000'e dikkat edin. Şu en üstlere baktığınız zaman dijital dönüşümü henüz sağlamamış firmaları görüyorsunuz. Şurada 2014, 2016 ve 2018'e baktığınız zaman şuralara bakın Google, Amazon, Microsoft vesaire. Yani dijital teknolojilerini kullanan firmalar, bunu maksimum şekilde kullanan firmalar şu anda dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip. Artı 15 yıl öncesi böyle değil. Bunlar dönüşümü sürat gelişler firmalarımız. Şimdi Uber duymuşsun. Aslında Uber, Almanya'da Uber üzerinde demek. Oradan kaynaklanan bir kelime. Bu taşımacılıkta kullanılan bir yöntem ama Türkiye'de biliyorsunuz şoförler karşı çıktı. Saldırılar da oldu. Ama dünyanın diğer ülkelerinde çok yaygın kullanılıyor. Peki bu Uber bu iş sistemi nasıl yapıyor? Geliştirmiş olduğu bir yazılımla yaptı. Cep telefonundaki bir application ile artık kişiler çok güvenli bir şekilde en yakındaki aracı uzun bir evet hocam şeyi gösteriyorsunuz. Uber değil mi? Evet, Uber'i hocam kullanıyor. Yani bunlar bunları kullanmamız gerekiyor ve gerçekten de büyük bir hamle yaptı. Çünkü Uber güvenli oluyor. Hatta öyle bir hale geldi ki çocuğunu okula götürmek istiyorsan bu araçla araba koltuğu var mı? Çocuk için koltuk var mı? Onu da sipariş edebiliyorsunuz. Ve Amerika'da çok yaygın bir şekilde bu sistemi kullanılıyor.
Avrupa'da aynı şey söz konusu ama Türkiye'de biliyorsunuz savaş devam ediyor. Evet, evet. Yani maalesef Avrupa'da istemiyoruz. Lideriz, lideransı gelip aldılar, öldürdüler. Evet, bunlara hemen geçiyorum. Üver yine çok hızlı bir gelişim gösterdi. Bu tabloyu özellikle koydum buraya. 1998 yılları ile 2000 yılları arasında Doğu Anadolu Kalkınma Projesi'nin içerisinde yer aldı. Daha doğrusu söylemek gerekirse kilit insan benim. 500 civarında öğretim üyesi, uzman çalıştık projede, 5 üniversite, Atatürk, Fırat, Ünlülük, Kankas ve 100. yıl üniversiteleri çalıştık. 22 ayrı sektörde işlemler yaptık ve 22 ayrı sektördeki gelişme planlarını yaptık. Gelişme planları derken mevcut durum analizi yaptık, sonra bizimkilere. Ondan sonra master plan çıktı, ana plan çıktı ve şu anda uygulanan DAP projesinin ürünleri o projeye bağlı. Açık baktığınız zaman görürsünüz. O zamanlar biz bir öngörü yapmıştık ve demiştik ki üniversite arasında dijitalleşme ve online eğitimin yaygınlaştırılması özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan üniversiteler arasında iş birliğine bu şekilde gidebileceğini söylemiştik. Ve bu kadar raporun içerisinde sayfalara doğru bir tutan bilgiler bakın şurada nerede olduğu gözüküyor. Bu şimdi o zamanlarda bahsettik 2000 yılı. Şu anda 18 Şubat 2019 tarihini görüyorsunuz. Yüksek Öğretim Kurulu dijital dönüşüm muhandisi başladı. Doğu Anadolu bölgeleri arasındaki, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan üniversiteler arasında dijital dönüşüm muhandisi başlattı. Ders materyali değişimi, not değişimi vesaire bu gittikçe de artırılacak. Yani görüyoruz artık kurumlarımız e-devleti kullanarak, uyarı kullanarak, çeşitli ortamları geliştirerek bu dijital dönüşüme önemli katkılar sağladı. Ve şu proje şu anda çok rağbetli. İlk çalışmaları da yaptılar. Bir sınav sisteminde uyguladılar. Böylelikle öğretim programını paylaşırlar söz konusu. Uyarı duymuşsunuzdur. Ağrı şey, bu uyarı ulusal yerli ağ projesi ve Avrupa'da ödül almış bir proje. Yani artık gidip ifade vermek için illa da jandarmayla bir yere gitmeniz gerekmiyor. Evde göz hapsindeyseniz oturduğunuz yerde video konferansına hocam jandarma kırsal kesimde de jandarmayla da götürdükleri oluyor. Evet, E-Devlet'i biliyorsunuz. Medva denen bir ağ sistemi var ki bu Medva sağlık alanındaki devre niteliğinde dijital dönüşüm diyebiliriz. E-Devlet'i herkes kullanıyor burada. Üniversiteler hemen hemen hepsi entegre oldu. İş yerinizi ne kadar kolaylaştırdı. Ve işin ilginç tarafı da biliyorsunuz artık kimse sizin ameliyatınızı tutturamıyor. Diyemiyor ki evrakına geldiğinde. Çünkü siz o evrakta nerede olduğunu görüyorsunuz. Takip edebiliyorsunuz. Saniye izin. Sinen ağzı kavramı kalmamış. O şekilde olsun. En anlatımda diye bir site var. Bu siteye gidip sizin merak ettiğiniz, şüphelendiğiniz bütün anatomiyle ilgili cevabı orada bulabiliyorsunuz. Doktorlar bütün siteleri sevmiyor. Doktorlar ve hukukçular korkuyorlar. İleride robotlar ve makineler bizim yerimizi alacak, bize iş kalmayacak diye. Şimdi burada özellikle bu sayfayı size vermek istiyorum. Çünkü tabii bu bilimsel olarak da bizi de etkileyebiliyorlar. Şimdi sahte dergiler çoğaldı. Ve biliyorsunuz yeni bir karar aldı. Bu yağmacı dergiler diye özellikle doçentle ilgili arkadaşlar çok dikkat etmeleri gerekiyor. Benim başımdan bir olay geçti. Fırat Üniversitesi'nde olan bir olay bu. Ve ben de bilirkişi olarak görev aldım burada. Burmedia denilen bir dergi ve internet alanında önemli bir dergi. Alman menşeli bir dergi. Ama bu dergi için öyle bir yazılım geliştirilmiş ki siz ilk etapta orijinal sayfadan giriyorsunuz. Bir linki tıklıyorsunuz. Farkında olmadan sizi sahte linke sevk ediyor. Ve bu sahte link de diyelim ki Ermenistan'da. Bu Ermenistan'da merkezi kurmuş. Ve ondan sonra gönderdiğiniz yazı bir bakıyorsunuz bir gün içerisinde, 3-4 saat içerisinde terlikle makaleniz kabul edildi. Ama işte makaleyi hemen basabilmemiz için, sayıyla geçirebilmemiz için örneğin bir makale başına 540 dolara falan yere havale edildi. Ve bir tane akademisyen 3 tane yayın için çok sevindim. Bir an önce doçentlik için kapı açılacak. 3 tane yayın birden çok prestijli bir dergide yayınlanacak diye 540 çarpmış koyuyor. Ondan sonra bir süre sonra anlıyor ki çarpılmış. İşte bakın bu da bir dijital dönüşüm. Neden dijital dönüşüm? Sizi sahte bilgiye sevdirerek neticede sizi soymaya çalışan bir grup da var. Bu her zaman mevcut olacak. Ve bununla ilgili raporlar falan hazırladı. Tutuk netice itibariyle. Üstelik de bu Fenya
Rugby'de A sınıfı bir dergi. Orijinali A sınıfı. Ve ondan sonra bu dergi kanun açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Bakın şurada Rugby sayfasında Fabi C grubu. Şöyle bir asıl sayfa ve Ermenistan'da İstanbul olduğunu çok dikkat edilmesi gerektiğini ve müdahale edemedi. Şöyle biliyoruz. Uzun bir dönem bu saatte dergi kişileri çarpmaya devam etti. Akademisyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Peki önümüzde ne tür bir dünya var diye bakacak olursa? Bunun için şunu diyebiliriz. Endüstri 4.0, toplum 5.0, büyük veri, bulut bilişim, bakın konuştuğumuz, tabir ettiğimiz içeriklere bakın. Mesela interneti çok yaygın bir şekilde şu anda gelişmekte. Makineler arası iletişim, telekomünikasyon iletişimi, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler, artırılmış gerçeklik, hologram vesaire gidiyor. Kavramlar çok değişti. İşte böyle bana göre bu konularda atılım yapmada gerek var. Bilmiyorum katılır mısınız ama bence böyle çünkü gidip öğreteceği şeyden uzaklaştırıldı. Netice itibariyle öğretmen olarak gidecekti ve lisede ve orta okullarda diyelim bilgisayar öğretecek ama maalesef bu teknik branşlardan uzaklaştırıldığı için artık öyle bir karara geldik. İşte mühendis olan gidecek, eğitim formasyonu olacak, öğretmen meslek senede o gidecek hoca olacak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu da uzun vadeli eğitimler arasında nanoteknoloji, genetik teknoloji, uzay teknolojileri, orta vadeli trendlerinde robotik yenilenebilir enerjiler karşımıza çıkıyor. Robotlar arası şu numaraları artık çok klasik oldu. Herkes onu konuşabiliyor. Şimdi bunları söyledikten sonra biraz da kendi bölümümüzü iki tane slide'da reklamını yapacağım. Reklamını diyorum çünkü yazılım ve sivil güvenlik derneğini kurduk. En azından bir farkındalık yapıyoruz. Bu derneğin amacı milli yazılımlar geliştirmek. Ve büyük projeler sunduk. Kabul edilebileceğini bilmiyorum ama ilgili yerlere sunduk. Bununla çünkü bizde öğrenci sayısı çok fazla. 1400 civarında öğrenci sadece yazılım mühendisliğinde var. Büyük bir potansiyel. Bunları değerlendirmek için bu derneği oluşturduk. Herkes üyeli olabiliyor. Orada web sayfamız gözüküyor. Diğer bir önemli etkinlik de yine siber anlamda Digital Forensics and Security dediğimiz bir etkinliği her yıl bir başka ülkede yapıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Fırat'ta bunlar da oldu. Bunların temelinde bizim bölümün açıkçası benim bizzat gayretimle oluşturulan bir etkinlik. Bakın şuraya dikkat edin. Şunlar Amerika'daki İngiltere ve diğer ülkelerdeki üniversiteler. Ve bu sempozyuma sahip çıktı. IEEE tarafından destekleniyor ve gerçekten de prestijli bir sempozyuma dönüştü. Demek ki sizin nerede olduğunuz önemli değil. Niye oraya geliyorum? En az olmanız bir dezavantaj değil. Yeter ki manzarayı dikkatli okuyun ve ne yapacağınıza dikkatli bir şekilde karar verin. Bu da benim web sayfam. Web sayfam bir derya. Öğrenci projelerinin her şeyi burada yüklü. Bütün yayınlar, PDF kitaplar hepsi PDF olarak indirilebiliyor. Çok dinamik bir web sayfası. Bir fırsat bulursanız bir arada bunu inceleyin. Ve indirdiğiniz akademisyenler büyük bir grubu bu şekilde bir sistem kurarak öğrencilere daha faydalı olabilir. Mesela küçük bir tablo çizmeye çalıştım. Zamanla biraz geçti, özür diliyorum hocalarından ve ikinci konuşmayı yapmak üzere Sayın Profesör Doktor İbrahim Halit Gülür hocamızı davet ediyorum. Hocam hayatta mı yapacaksın? Nasıl edersiniz? Tamam, oldu. Bundan açıyor muyum hocam? Yoksa cep telefonu mu alacaksınız? Hayır, bu kadar açalım, var diyebiliriz. Ama şey almam, alkış almam. Uyandırmak için, açık söylemek gerekirse, böyle bir şey ki insan birden uyanıyor. Dün aynı hocamız gösterdi, bir yere gördü ki adam uyur, hemen anda uyanacak, alkış diyor. Ama hocam 15 dakikada halde uyardınız. Nerede gördüm hocam, onu bir yerde gördüm ama, Gökyak Kırık toplantısında Muzaffer Yalmaz hocası şey yaptı, bizlere bir şeyler anlattı. Hani diyor ki, biliyorum şimdi bazılarınız diyor, kafası başka yerde ama şu videoyu diyor çok onu güzel ifade ediyor. Onu göstermişti orada. Adam uyuyor ve kamera çekiyor böyle. Birden alkış kopunca hemen yani o da almış. Fazla hiç şey bilmez. Kayseri milletvekili de biliyorsunuz ona önerdi. İman yapılsın. Uyuyormuştu. Her bir şeyleri
vaat ediyorlarmış. İşte biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz diye. Bu kıyı illerinden birisi deniz liman istiyoruz falan deyince bu arada Kayseri milletvekili uyanmış, biz de istiyoruz demiş yani. Burası hangisiydi? Burada yapmış birkaç tane hocam şunu da kendiniz formüle edebilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle konferansı düzenleyenlere teşekkür etmemiz lazım. Bütün emeği geçenlere, konferansı düzenleme noktasında bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi bu dijital dönüşüm paneliyle ilgili Asat Hoca aradı. Hocam dedi, bu günümüzün konusu kodlama, dijital dönüşümle ilgili de bir şey yapmamız lazım. Düşünür müsün dedi. Ben de Asat Hoca'nın bu enerjik şeyi gerçekten bizi de harekete geçiriyor. Yani sağ olsun kendisi boş durmuyor ama hani etrafındaki insanları da olumlu anlamda söylüyorum bunu, çalıştırıyor. Şimdi Asap Hoca'ya ısrar etmese bir bahane bulup başka bir işle meşgul olup gelemeyecektik. O vesileyle ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Artı yani insanların kendi nispetinde bu tür faaliyetlere katkı sağlaması gerekiyor. Bu bizim konferansımız. Yani her yönüyle bütün arkadaşlarımızın farklı değerleri var. Yani herkesin kendiyle ilgili o değerleri ortak bir potada değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de bu dijital dönüşüm ve kodlama içerisinde hani ne yapabilirim, hangi konuya değinebilirim, bütün herkes biliyor. İçimizde şu an oturan arkadaşlarımızın hepsi bu konuda yazıyor, çiziyor, okuyor, literatür inceliyor. Elbette ki herkesin bir fikri var. Ama biz de burada sadece, yanlış anlamayın, bu konuda böyle çok uzman olduğumuz için değil, sadece dikkatlerinize sunmak için birkaç şeyi bir araya getirip belki dikkatlerinize sunmak için buradayız. Onun için eleştirilerinize, katkılarınızı her zaman açıyoruz. Ben de dedim ki, acaba bu dijital dönüşüm ve kodlamayla ilgili gelecekte hangi meslekler ön plana çıkacak? Bununla ilgili neler var? Bir bakayım, bununla ilgili birkaç şey çalışma yapayım, bir araştırma yapayım, bununla ilgili bir sunum yapayım diye düşündüm. Baktığımız zaman gerçekten bu konuda çok hızlı bir değişim var. 3 sene önce galiba ya da 4 sene önce Kadir'e bir konferansta 21. yüzyıl meslekleri diye bir panelde yine böyle bir şey sunmuştum. O zaman da bir araştırma yapmıştım. Yani acaba 21. yüzyıl becerileri, meslekleri neler olacak diye. Baktığımız zaman yani bugünle bugün arasında çok fazla zaman geçmemesine rağmen o kadar çok yeni kavramlar görülüyor ki, yani baktığınız zaman birçokları İngilizce tabii, Türkçe'de çevirmiş haberi de var. Dolayısıyla biraz önce Hasan Hoca da işaret etti, her şey çok hızlı değişiyor. Yani bunlar o kadar geç kalıyoruz ki, yani bırakın bir şeyler yapmayı, kendimizi bile adapte etmekte zorlanıyoruz. Bir diğer açıdan, şimdi bütün nesnelerin interneti diye bir kavram var artık. Her elimizdeki, çevremizdeki her şey akıllı olmaya başladı. Telefonumuzdan başlama kaydıyla. Yani artık her şey akıllı. Baktığımız zaman nesnelerle birbirlerine internetle, internet yoluyla bağlandı. Farklı grafik oluşmaya başladı. Birbirini etkileyen farklı bir teknoloji hızlı gelişim olmaya başladı. Bu kavramlarla ilgili de yeni meslekler tabii ki ister istemez piyasaya çıkmaya başladı ya da istemsiz dışı konuşmaya başladı. Yani bakan konuşurken bir demo yaptılar. Bakanın söylediğine yani senin söylediğine iş mi der gibi bir şey söyledi. Susturamadılar da. Yani her zaman robotları kontrol etme şansımız yok. Şimdi ben birkaç tane çarpıcı istatistikten bahsedeceğim. Çünkü bu içinde yaşadığımız dünya ile ilgili, dijital dönüşümle ilgili. Bunu da gelirken otobüsler şöyle bir bakayım derken, LinkedIn'de bir şey gerçekten
slaytlarda var bazı istatistikler, onları da vereceğim ama bu çok çarpıcı. Deloitte diye bir firma raporuna göre bu yıl, yani 2018 yılında yapılmıştı. Bu yıl ilkokula başlayan çocukların %65'i yetişkinlik çağına geldiklerinde günümüzde var olmayan işlerde çalışacaklardır. Yani çok çarpıcı bir araştırma. OECD ülkeleri, geleceğin bilim adamlarının hangi ülkelerden çıkacağını incelemiş. Bununla ilgili 23 tane ülkeyi sıralamış. Burada istatistik var. Yani böyle grafik var. Türkiye kaçıncıdır sizce? Belki yoktur. Efendim? Yani 23 tane sayın böyle ülkeleri. Lüksemburg, Belçika, Denmark, Japon, böyle beşer beşer Slovak, Portekiz, Yeni Zelanda, işte İrlanda, Kolombiya gibi. Kaçtır Türkiye sizce? Kaçıncıdır? 23 tane ülke, 23. Türkiye. Yok mu? Dolayısıyla altında şöyle bir şey var. Bizim en önemli aslında bazı konusunda o zaman. Şimdi Profesör Doktor Hüseyin Cumboylu Hocam şöyle bir araştırma olduğu için o zaman bayram hocamı sağladım. Doktor bayram hocam siz Evet.
kongrelere katılması, bildiriler sunması konusunda öncülük yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü ilk biz gerçekleştirdik. Barcelona, arkasından Roma, arkasından diğer şehirler olmak üzere. Bizim arkamızdan da diğer arkadaşlar tabii ki yurt dışında kongreler organize ettiler. Ayrıca Türk bilim dünyasına da katkılarımız oldu. Organize ettiğimiz kongrelerin büyük bir çoğunluğunun bildirileri prosedim olarak Fenoksayans'ta taranıyor. Bu da Türkiye'ye ciddi anlamda bir katkı getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin belirli bir noktada sıralamasında katkı getirdiğini düşünüyoruz. Şimdi tabii yurt dışında kongre organize etmek bir Kıbrıslı Türk olarak ne kadar zor olduğunu biliyor musunuz? Anlatayım. İlk önce taksiyle karşılaşırsınız. Hangi ülkede yaparsanız o yaptığınız kuruluşa o ülkede bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti elçisi yazılar yazıyor. İşte illegal devletin profesörüdür, üniversitesi, yerlisi üniversite, illegal bir üniversitedir, tanınmayan bir üniversitedir. Bilim kurulunda yine aynı şekilde Kıbrıs'tan başkaları varsa onlarla ilgili de aynı şeyleri yazıyorlar. Yine bilim kurulunda bulunan yabancılara, o yabancıların bulunduğu ülkedeki Rum elçiliği yazıyor. İşte siz bu konuya katılacaksınız ama organizatörler tanınmayan bir devletin profesörüdür. Onlar organize ediyorlar. İşte bunlar Rumları 1974'te katlettiler gibi bir takım yazılarla hep karşı karşıya kalıyoruz. Bazen bu bilim adamları çekiniyorlar, ayrılıyorlar bilim kurulundan. Bazıları da tabii ki ayrılmıyorlar, dik duruyorlar. Ya da Kıbrıs'ta yaptığımız zaman ve keynote konuşmacı yurt dışına davet ettiğimiz zaman orası güvenli bir yer değil, gidersiniz hocam güveniniz yoktur, Türkiye'nin işgal altındadır gibi hep. Ben Hüseyin Hocam'a aslında bir katılım anlatıyorum. Dönüşümde niye biz dünyada bir yerlerde değiliz dedi. Hocam ben şuna öyle teknoparklarımız var ki ODTÜ'de, Hacettepe'nin bizim gazinin öyle teknoparkları var ki öyle çalışan insanlar var ki drone yapıyorlar bizim yolbaşı kampüsünde. Sürekli onun deneyimini yapıyorlar. Bizde aslında insan kaynağı bir teknolojiler çok da bizde pazarlama stratejisi yok. Yani dünyaya satacağımız yapacağımız çok şey olabiliyor da onu satabiliyoruz. Yani bir WhatsApp'ı üretip dünyaya satabildiğiniz zaman ya da bir Facebook'u satabildiğiniz zaman diğerlere varırsınız. O yüzden biz çalışıyoruz. Yani çalışan çok firma var. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir de bu yapay zeka ile ilgili Halil Hocam sağ olsun açıklamalarda bulundu. Ben de bir katkı sağlamak adına söylüyorum. Kodlama bütün kitlelere öğretilmesine karşıyım hocam bireysel olarak. İhtiyacı olan ve istekli olanlara öğretilmesi. Hatta benim daha uç bir noktada şeyim var. Mesela biz en zekilerimizi doktor yaparız. Çünkü en zeki insanlar doktor olur. Sonra gider bir küçük odada sadece alfasinin yazar, novalcin yazar. Onu yazmak için o kadar zeki olmaya gerek yok. Yani o doktorlar olmak için. Biz çünkü niye sınav sistemimiz yanlış? Biz şu kadar soru yaparsan doktor olursun demiştik ve şöyle iş bulursun, iyi para kazanırsın. Halbuki en zeki insanların bence Türkiye'de öğretmen olması lazım. Hukukçu olması lazım. Açısından. Yapay zeka da o kadar çok gelişecek ki hocam. Kodlamayı da yapay zeka yapacak. 3 sene, 5 sene bunun uzamaları da var. Tabii, tabii. Ve bunu 3-5 sene sonra göreceğiz. Yani yapay zeka kodlama yapacak. Bizim kodlama yapmaya ihtiyacımız yok. Yani kodlama derken çok spesifik kodlamalardan bahsetmiyorum da bir yazılım mühendisliği mantığıyla konuşuyoruz. Yani bizim Scratch, Arduino bunlar yani ne onların analitik düşünmesini sağlayacak, algoritmik düşünmesini bence ne de bir işe yarayacak.
Çünkü o Arduino'yu öğrenmek de zor bir iş. Ben de lise giden oğlum olarak değil. Şöyle bir sorumluluklar takdim edeyim. Şöyle bir geçelim. Ben İbrahim Hocam'la başlayalım. Şuraya. Ama buradan çıktı tarafta. Hocam, bacak acı çekiyor. Bakın. Hocam, kodlamayı nasıl öğretiriz hiç konuşmadınız. İnsan davranışını kodlamak için nasıl sokarız konuşmadınız. Bu da ekstra olsun. Teşekkür ederim. Evet. Bir hocam. Şimdi ne yapalım? Sonra değil mi çıkalım? Bütün hocamla böyle bir sıra nokta bilgi var diye o bir sıra oluyor. Hocam tekrar... Çok güzel. Ne güzel hocam. Allah sohbetinizi artırsın. Sen hocamızın elinden bir çeşit şey yapmak. Sağ ol, teşekkür ederim. Kardeş, sağ olun. Davetinizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Bayramınızı sağ olun. Ben buraya geçirdiğim şey olmadan. Bilere de sunmakla bakan sağlamını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yalıklar hocam. Teşekkürler. Biz bu arada... Hocam bir okuluyla bana ver. Benim sertifikam. Dostlar alışveriş görsün. Tam Türkiye'ye uydu hocam bu. Çok güzel. Hocam katkıda bulunabilirdiniz. Niye söz istemediniz? Hocam bitsin ondan sonra dedim. Makasın çok uzak hocam. Zaten... Zaten topu... Yok ya, ellerinize, beyninize sağlık, yüreğinize sağlık. Evet, merhabalar. Öncelikle bu saatte bu kadar şey bulmak gerçekten büyük bir gurur benim. Çünkü genellikle saat rahatlamak olan konferanslarda, konuşmalarda kişi bulmak zor oluyor. Burada sizi buraya vermiş olduğunuz önemli gösteriyor. Öncelikle ben ev sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten mükemmel bir organizasyona imza attılar. Aslında iki gün tarihe baktığım zaman her zaman bu gelenek sürüyor. Ve çıta gittikçe de yükseliyor. Dolayısıyla bu çıta yükseldikçe de bundan sonra tarihi olacakları çok daha iyi bir şeyle sunması gerekiyor. Biz bugünkü panelimizde size dijital dünya hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Çok değerli konuklarımla sağ olsunlar bizleri kırmıyorlar. Ve kendilerini çok gördüğümüzde kabul ediyorlar. Bunlar Sanat Doktoru Doktor İbrahim Hanım Yüksek Hocamız ki uzun yıllarda tanışıyoruz ve bizleri çalışmalarımız oldu. Biraz iş tanıma rağmen Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu hocamızla da çok iyi diyaloglarımız oldu. Daha çok çeşitli konferanslarda birlikte oluyoruz. Hatta kendisi biliyorsunuz Türkiye'ye ve uluslararası düzeyde ihale konferans düzenleyen bir akademisyen. Ve zaman zaman da birlikte olduk. Sağ olsunlar davet ettiler ve kendi konferanslarına böylelikle işlerimiz gittikçe arttı ve biliyoruz ki bundan sonra da devam edecek. Bu panelistlerden bir arkadaşımız yeni aramızda doktor öğretim üyesi Bayram Gökbulut. Hocam neredesin? Şimdi tabi bu arkadaşlarda çok önemli özellikleri var. Kısaca bahsetmek gerekirse ben aslında özelliklerini derken özgeçmişlerini okursak hepimiz zaman kaybedeceğiz. Ama kendilerine kısaca kendilerini özetleyebilirler ama ben bildiğim bazı şeyleri size söylemek istiyorum. İbrahim Halit Gülür hocamızı birçok platformda görmemiz mümkün. Uzaktan eğitim konusunda tutmak ve aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi uzaktan eğitim koordinatörü ve diğer taraftan çeşitli platformlarda görev aldı akademisyen ve arkadaşım. Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu hocamızı da çoğunuz tanıyorsunuz ama yine şunu belirteyim. Kendisi Kıbrıslı. Fakat Türkiye'ye büyük gönül vermiş. Fakat dememin sebebi şu, yani bir köle yapabilirdi. Kıbrıs'tan dünya açarak Türkiye'yi biraz dışarıda bırakabilirdi, onu yapmadı. Her zaman Türkiye'yi ön planda tutan,
ve ülkesizse eğer, Türkiye'nin dinamiklerini yurt dışına tanıtmak için çaba sarf eden bir arkadaşımız ve gerçekten çok iyi çalışmalar var ve bu alanın duayenlerinden bir hocamız. Doktor Bayram Gökdoğuz ise Milli Eğitim'de uzun yıllar çalışmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla kodlama eğitimi çok konuşuluyor. Kodlama eğitimi Milli Eğitim tarafından nasıl bakıldığını ve neler yapıldığını öğrenmemiz açısından önemli. Şimdi netice itibariyle bizim ürünlerimizin en fazla çalıştığı yer böyle doğru olarak düşünecek olursa Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ve ama güzelliklerimiz de gerekir ki son zamanlarda bu meseleyi çok sahip çıkamadık. Ve biliyorsunuz BÖKE'lerin önemli bir bölümü kapanma aşamasına geldi ve öğrenci bulamadığına geldi. Ama bu müsebbibi de bize, doğru söyleyeyim. Neden müsebbibi bize? Çünkü bu meseleye sahip çıkamadık ve de tehlike görmedik. Yani müfredatlarımızı bilince diyemedik. Kendi bakış açım öyle. Zannettik ki bu müfredatlar bu BÖKE'yi gösteririz. Aslında orada kötü değişiklikler yapsaydı bugün BÖKE bu hale düşünürdü diye kendi görüşünde belirtmek istiyorum. Ama bu mücadeleyi bırakamamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi müsaade ederseniz değerli panelistleri de buraya almak istiyorum. Tabii her bölümde 15 dakikalık bir süre düşündü. Ben de kısaca bir şeyler anlatacağım. Ben ne kadar modern sözlük yapacaksam da biliyorsunuz modern bugün bir saniye ve mikrofonu ele geçirince artık tutmazlar. Ben bunu kısa kesmek için elimden gelen gayreti yaptım. İnşallah yine de fabrikasyon, Brahman Hocam'da bir yazdı, bir hocam çok uzattınız. Arkadaşlar daha iyi diyorum. Doktor Doktor İbrahim Halis Gülgür. Alkışlarınızı bekliyoruz. Doktor Doktor Gülgür Gülgür Hocam. Ve Doktor Sayın Gülgür. Son zamanlarda çok böyle popüler bir konu var. Dijital dönüşüm. Başladık hepimiz dijital dönüşümle konuşmaya. Hatta bazı sempozyumlarda mükerrer sunumlar da oluyor. Yani çoğu yerde birçok akademisyen dijital dönüşümü anlatmaya çalışıyor. Böyle her zaman bir rüzgar esiyor. Yani her dönem bir bakıyorsunuz bir konu öne çıkıyor. İşte Endüstri 4, Endüstri 5 gelecek vesaire. Biz dijital dönüşüm dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Ve gerçekten dijital dönüşüm denildiğinde bir web sayfası yapıp orada işte bilgileri paylaşmak, Twitter'da bilgi paylaşmak, Facebook'ta resim paylaşmak dijitalleşme midir? Bu sorulara da sizlerin görüşlerini de alarak fikirlerinizi sunmaya çalışıyorum. Ben müsaadenizle bir videoyla başlamak istiyorum. Şimdi buradaki sesi verebiliyor muyuz? Bayanı gördünüz. Ne düşünüyorsunuz teknolojiyi geçmiş bakımdan? Bu görmüş olduğunuz bir robot. Ve o kadar mükemmel dizayn demiş ki. Güzel bir bayan. Değil mi? Yani şimdi düşünüyorsunuz yıllar sonra sokaklarda böyle güzel bayanlar dolaştığını düşünün. Ve onun haricinde siz doğrusu dışarıdan baktığınız zaman da bu robot mu vesaire, robot mu gerçek insan mı diye ancak dokununca anlayabileceğiniz bu robotların çoğaldığını düşünün ve geleceğimizin bir bakma da ne kadar tehlikeli olabileceğini de düşünebiliyor musunuz? Şöyle ki son zamanlarda robot savaşlarından bahsediyoruz, siber savaşlardan bahsediyoruz. Ne yaptık? Yeni bir ülke olarak bir robot ordusu kurduk ve bu robotları tutup
düşman mevzilerine gönderdi. Ama birisi siber atak yaptı, 1-0'ı 1-1 yaptı. Ondan sonra bu robotlar geri dönüp bizleri buluyormuş. Böyle bir dünya olabilir mi? Bence olabilir. Bak. Demek ki kontrol 0-1'le çok tehlikeli. Ve sizler eğer 0-1'lerle uğraşarak iş yapıyorsanız, inanın ki her zaman bilgileriniz, verileriniz tehlike altında. Bu yapay zekayla kumandaydılar ve netice itibariyle de teknolojinin nereye gittiğini gösteren somut bir örnek. Ve gerçekten de ben bu videoyu, çok yakında bu video YouTube'a düştü. İlk seyrettiğimde ilk etapta bunun robot olduğunu dikkatli dinlememiştim. Böyle dıştan baktığım zaman bir bayan olarak zannettim. Daha sonradan konuşmalar bitmediğinde robot olduğunu gördüm. Zaten sonunda ortaya çıkıyor. Teknoloji baş döndürücü bir hızla yayılıyor. Peki dijital dönüşüm nedir? Bizim aslında bugün tartışacağımız konular arasında o var. Arkadaşlar sizlere belirttiğim gibi dijital dönüşüm demek bizim şu anda kendi belgelerimizi internet ortamına atmak, ondan sonra derslerimizi web sayfalarında yayınlamak biraz sınırlı olan bir şey değil. Bunlar dijital dönüşüm de denilmez. Dijital dönüşüm denildiği zaman şunu anlamamız gerekiyor. Biraz hızlı geçeceğim. Şimdi Amazon'u hepimiz biliyoruz ve Türkiye'de de bir süresini açtık. Eğer siz dijital dönüşümle ekonomiye değer katkı sağlayabiliyorsanız, işinizi çok büyük ediyorsanız, bu endüstride veyahut da business dediğimiz alanda bir dijital dönüşüm. Amazon bunlardan bir tanesidir. Amazon kuruluş yılına baktığımız zaman, birkaç yıl geriye gittiğimizde çok da eski olmayan, fakat şu anda dünyayı zorlayan bir bütçeye sahip. Peki Amazon bu işi nasıl halletti? Amazon cep telefonlarına bunu indirgeyerek halletti. Yani siz cep telefonuyla topluma hükmedebiliyorsanız, cezbedebiliyorsanız, her şeyi cep telefonuyla kontrol edebiliyorsanız artık dijital dönüşümü gerçekleştirmişsiniz demek. Biliyorsunuz Türkiye'de de elektronik alışveriş e-ticaret dediğimiz birçok site şu anda faaliyette. Bu tür ticaret çok yaygınlaştı. Ben mesela şu anda zaten alışverişi sevmiyorum. Ama inanın ki online, mesela Wish diye bir siteyi bilen var mı? Wish, evet kullanıyorsun. Wish şu anda uzak doğuna size istediğin malı gönderebiliyor. Yeter ki günlük fiyatı çok fazla olmasın. Ben neyi sipariş ediyorsam en geç bir ay içerisinde geliyor. Ve Türkiye'deki fiyatıyla yazdığım zaman çok düşük bir fiyata o malı alabiliyor. Amerika'dan Amazon'dan siparişler verebiliyor. Ve öyle bir altyapı oluşturulmuş ki sizin daha önceden almış olduğunuz ürünlere bakarak, bir yapay zeka arkada çalışarak sizin neleri alabileceğinizi öngörüyor ve siz ilk etapta sayfayı açtığınızda hemen size teklifler yapmıştım. Yani acaba 21. yüzyıl becerileri, meslekleri neler olur diye.
bir şeyler yapmayı kendimizi bile adapte etmekte zorlanıyoruz. Bir diğer açıdan, şimdi bütün nesnelerin interneti diye bir kavram var artık. Hep elimizdeki, kullandığımız, çevremizdeki her şey akıllı olmaya başladı. Telefonumuzdan başlamak haliyle. Yani artık her şey akıllı. Baktığımız zaman nesnelerle birbirlerine internetle, internet yoluyla bağlandı. Farklı bir grafik oluşmaya başladı. Birbirini etkileyen farklı bir teknoloji hızlı gelişim olmaya başladı. Bu kavramlarla ilgili de yeni meslekler tabii ki ister istemez piyasaya çıkmaya başladı. Ya da eski meslekler birazdan değinelim. Kayboldu. Bunların yerine yeni yeni meslekler. Belki bunları da eskilerle konuştuğumuzda çok anlamlandıramıyoruz. Yani böyle her zaman olduğu gibi işte robot dediğin zaman robot işte böyle kendi kendine konuşan, insanın söylediği şeyleri yapabilen şeylerdi. Ama bugünün dünyasındaki robotlar çok farklı. Yani insandan zeki, biraz önce gösterdi aslında. Yine bir paneldeydik aslında hocamla beraber BTK'da. Bir bakan da gelmişti, ufak boylu bir bakan da robotla yakın bir boyu var. Robot istemsiz dışı konuşmaya başladı. Yani bakan konuşurken bir demo yaptılar. Bakanın söylediğine, yani senin söylediğinle iş eder gibi bir şey söyledi, susturamadı zaten. Yani her zaman robotları kontrol etme şansımız yok. Şimdi ben birkaç tane çarpıcı istatistikten bahsedeceğim. Çünkü bu içinde yaşadığımız dünya ile ilgili, dijital dönüşümle ilgili. Bunu da yerken otobüsler şöyle bir bakayım derken, LinkedIn'de bir şey gerçekten. Slide'larda var bazı istatistikler, onlar da öğrendim ama bu çok çarpıcı. Deloitte diye bir firmanın raporuna göre bu yıl, yani 2018 yılında yapılmıştı. Bu yıl ilkokulda başlayan çocukların %65'i yetişkinlik çağına geldiklerinde günümüzde var olmayan işlerde çalışacaklar. Yani çok çarpıcı bir araştırma. OECD ülkeleri, geleceğin bilim adamlarının hangi ülkelerden çıkacağını incelemiş, bununla ilgili 23 tane ülkeyi sıralamış. Burada istatistik var, yani grafik var. Türkiye kaçıncıdır sizce? Efendim? Yani 23 tane sayın ben ülkeleri, Lüksemburg, Belçika, Denmark, Japon, böyle beşe beşe, Slovak, Portekiz, Yeni Zelanda, işte İrlanda, Kolombiya gibi kaçta Türkiye'si? Kaç ülke? 23 tane ülke, 23. Türkiye. Dolayısıyla altında şöyle bir şey var. Bizim en önemli zeka sorunumuz eğitim. Yani zeka sorunu var ya, yani bizim aslında zeka sorunumuz eğitim. Bir başka istatistik, hemen biraz hızlı ve kısaca söyleyeyim. Şimdi başka bir firmanın CEO'su yapay zeka ve dijital dönüşümle ilgili geleceğin meslekleriyle ilgili öngörüde bulunuyor. Yapay zeka ve robotik gibi teknolojiler daha fazla iş alanı açacak. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Meslek eksikliği gibi bir durum olmayacak ama gerekli adımları şimdiden atmazsak çalışan açığını dolduracak bir yerel insan bulmakta zorlanabiliriz. Uzaktan çalışma yaygınlaştıkça şehirlerde yetenekli insan sayısı azalacak. Yeni teknolojiler insanlara mekandan bağımsız istedikleri yerden şehirden çalışma fırsatı verecek. 2020'ye itibariyle iş gücünün çoğu freelance olacak. Yani herkes ofis evinde. Teknolojik dönüşümler yaşanmaya devam edecek. Dolayısıyla sürekli yeni beceriler kazanma ihtiyacı yaşam boyu devam eden bir gereklilik haline gelecek. Yine bu CEO Stephen Cardwell'a göre bu dönüşümlerin yaşanmaması mümkün değil. Bu aşamada odaklanmamız gereken mesela bu duruma nasıl adapte olacağımız, burada iş
kimyasının geleceğine yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bazı uçlar var. Eğitim, işte sanayi bunlara değinmiş. Orası şu an için çok fazla ilgilenmiyor. Ama burada söylenmesi gereken bu yapay zekanın başı çektiği dijital dönüşüm, işte akıllı nesneler, akıllı kullandığımız bütün araçlar önümüzdeki yıllarda çok farklı meslekler ortaya koyuyor ve bu meslekler sadece bizim hayatımızı değiştirmiyor, aynı zamanda iş alanımızı doluyor. Yani eğer buna hazırlık, buna göre bir hazırlığımız olmazsa belki biz şu anda işimiz var ama 20 sene sonraki bir kişi şimdi biraz önceki şeyde söylediğim gibi yani şu an ilkokula başlayan bir kişi işte diyelim 20 sene sonra iş bulma aşamasına gelecek. Bunu bitirecek ve bir hayat atlayacak. İşte o zaman ne iş yapacağını düşünecek. Şimdiden düşünmüş olsan, yani ben ileride şöyle bir meslek seçersen o zaman iş bulma şansın daha iyi olur. Şu yetenekler bende olursa. Şimdi tesadüf ediyor. Bizler işte üniversite sınavına birçok insan giriyor. Yani herkes istediği bölüme giremiyorlar çoğu zaman. İşte atanabileceği kolay mesleklere daha çok yönlendiriliyor. Yani bu çok ilginçli bir meslek seçimi değil tabii. Ben söyledim. Şurada bir yine bir Gartner diye biliyorsunuz bir firma var. Özellikle elektronik dijital kavramlarla ilgili sürekli araştırmalar yapıyor. 2025 yılında 1 trilyon cihazın internete bağlanacağı ve bugünün çocukları dijital dönüşümü şekillendirecek. Böyle bir olay var. Aynı zamanda 2020'de yapay zeka ilgili birçok meslek bugün olmuş. Yani bugün birçok mesleğin kaybolacağı, yeni mesleklerin ortaya çıkacağı ilgili bilgi var. Öngörülere göre 30 yılda robotlar birçok alanda insanların yerini alacak. 2045'te ise işçi ve önemli olan yarısı robot olacak. Şimdi bunlar hep söyleniyor. Yani bazen çok abartılı bilgi geliyor insan ama hani zaman zaman da bazen öyle seyrediyoruz. Bunların gerçekleştiğini de görüyoruz. Mesela geçen hafta 10 gün önce Avustralya'da Newcastle diye bir şehirde arabaya gidiyorduk. Oradan bizi üniversiteye götürüyorduk. Haberlerde o zaman bir ailenin bu toplu taşıt minibüs gibi kullanılacağı ile ilgili belediye meclisinden karar çıktığını söylüyorduk. Hemen yanımdakine sordum. Nedir bu haberle ilgili? Şimdi biliyor musun diye. Yani denemeler yapılmış. Artık böyle şoförsüz bir araç yapılmış. Onunla bağlı yerden böyle olmuş kendisi. Şimdi baktığınız zaman Avustralya hani normal ilerlemiş bir ülke gibi görülür ama hani çok farklı değil. Zaten dijital anlamda ülkeler birbirinden farklı yok. Hemen teknoloji hemen yayılabiliyor. Yani konuşulan şeyler bir taraftan da ayakta geçiyoruz söylemeye çalışıyorum. Baktığınız zaman hani bir yerlerde uygulamalarını görüyor. Buradan fayda elde edildiği zaman bir kazanç elde edildiği zaman ya da bir kolaylık elde edildiği zaman bu kolayca yaygınlaşıyor. Şimdi bu geleceğin meslekleriyle ilgili ben çok fazla kodlama vesaire birbirimizin konuları farklı hani aynı konuların içerisine giriyor isterseniz ama özellikle meslekler yönler değinmeye çalışacağım. Diğer konuları diğer arkadaşlar da anlatacağım. Özellikle kodlama ile ilgili yanlış bazı herkesin söylediği yazık olarak görüşler de var. Yani işte dijital bir dünyadayız. Kodlama mutlaka öğretilmesi lazım. Bunlar çok biliyorsunuz çok tartışma var. Yani mutlaka hem
görüşleri de var. Yani sadece toplama ilaki avantajlı olarak verilmesi gerekir. Görüşünde olmayan insanlar da var. Bunlardan bir tanesi de küçük çocuklara kol yanmaları öğrenmenin bir zaman kaybı olduğunu, bu becerilerin olasılık yakın zamanda geçeceğini. Şimdi tabii ki kabul edebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama sonuçta insanlar farklı şeylerde düşünüyorlar. Şu anda 3 yaşında çocuklara kodlama öğretiliyor. Ancak mezun olduklarında size kodlama değil acaba diye soracak. Yani aslına bakarsanız sadece saf bir kodlama öğretmek yeterli olmuyor. Yani bunun arkasını getirecek, kodlamak gerekiyor. Yani işgendirmek gerekiyor. Bunun normal okul hayatında da insanlar bir sürü ders alıyor. Sizler de çocuklarınızın size zaman zaman sorduğunda şahit olmuşsunuzdur. Baba, anne, matematik bir değişimde yapacak. Yani matematik olmasa okulda ne olur ya da başka dersler. Yani zorlu duyduğu dersleri hani hiç hayatıma benim lazım olmayacak. Ben işte resimci olacağım, matematik ne yapacak? Yani hiç matematikle ilgili. Hani böyle basit düşünebiliyorlar. Oysa yani resimcinin de çok iyi matematik bildiğinde daha harika eserler ortaya çıkarttığını, çıkartacağını bilebiliriz. O yüzden tek başına kurulu kavramın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Biraz hızlı ilerleyelim. Evet, şimdi kodlamayla ilgili gelecek meslekleri neler vardır? Bu sadece kodlamayla sınırlı değil tabii. Dijital dönüşüm, kodlama, bütün bu yenilikler aslında bunu getiriyor. Yani bunlar sadece kodlama, bunlar şu bunlar yapay zeka gibi birbirinden ayrılmak çok zor. Hepsi birbirine girmiş durumda. Dijital değişimi dönüşümün kaçırılmaması gerekiyor. Arkasından yetişme şansı bulunmaktadır. Çok yakın gelecekte iş ararken sadece hangi yabancı dil biliyorsun diye sormayacaklar. Aynı zamanda hangi yazılım dili biliyorsun diye soracaklar. Yani artık bir bilgisayar mühendisi değil de yani herkesin bir yabancı dil gibi kodlama yeteneğinin de bulunmadığı önem kazanır. İşte bu da Abbas Güçlü'nün yazdığı bir tane makale var bunlar. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Zuckerberg bunlar nasıl olur? Böyle nasıl Google, WhatsApp, Facebook, işte biraz dünya satınca şöyle Amazon gibi bir sürü dev markalar var. Bunların sadece bulunduğu ülkede değil, bütün dünyadaki böyle var. Amazon'un içinde de birkaç şekilde var. Bilim toplumu olmadan bilim üretmek çok zor. Ama biz daha kavramlarla yeni tanışıyoruz denmiş. Peki bu işlere kaç yaşında başlamak gerekir? İşte çok çarpıcı birkaç örnek. Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates 13 yaşında. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 9 yaşında. Tesla, SpaceX kurucusu Elon Musk ilk bilgisayar oyununu 12 yaşında geliştirdi. İngiltere'de 2014'ten beri 5 yaşından itibaren kodlama eğitimi yapılmış. İbrahim Hocam, biraz... Evet, geleceğin mesleklerin ne olduğunu, yani neyle ilgili olduğunu söyledim. O zaman şöyle hızlıca, ne tür meslekler var? Onlara bir bakalım. Şimdi bazı meslekler kayboluyor dedim. Mesela bunlar bu meslekler önümüzdeki yıllarda olmayacakmış. İşte sigortacılar, banka vezmesi, finansal analiz, inşaat işçisi, işte inventory manager dediğimiz bu firmaların sayın işlemleri yapan, çiftçi, taksi driver, üretim işçileri bunlar önümüzdeki yıllarda bunlar olmayacak. Yani bunlar yerine işte robot dediğimiz ya da yapay zeka türü yeni yeni şeyler alacak mekanizmalar diyelim. Bunlar da geleceğin meslekleri işte çöp mühendisliği, trajedi yani
geçenlerde bir haber vardı. İngiltere'de geri dönüşüm şeye satınlar görmüş. Geri dönüşüm maddesi İngiltere'de satıyormuş. Biz de geri dönüşüm malzemelerimiz çöpü 25 kuruş yaptı. Şey, poşeti 25 kuruş yaptı. Yani geri dönüşüm bilinci olsun diye ama şahan geri dönüşüm malzemesi alıyoruz. Alternatif enerji danışmanlığı, işte deprem tahmin edildiği, işte mentor, medical mentor, hasta danışmanı diyelim. Organ, vaziyet farklı, yani insan herhangi bir huzurunu oluşturan, kredi, üçte kredi, kafa vesaire, bunlarla ilgili bir çok haber okuyorsunuzdur. İşte memori ameliyat eden işte cerrah diyelim. Personal productive person, personal internet of things security, yani bunları tamir eden kişi. Bakın bu meslekte şu anda birileri yapıyor ama bir meslek olarak değil, yani bilgisayar mühendisliği yapıyor ya da mühendisliği değil, başka alanlardaki. İşte home health aid, Nurs Praktizyoner, Occupational Therapy Lead, Occupational Therapy Assistant, Operator Research Analyst, Personal Financial Advisor, Physical Therapy Lead, Physical Therapy Assistant, Solar Energy Technician, Wind Energy Technician, Nurs Practitioner, Software Developer, Physical Therapist, Registered Nurse, Health Service Manager, Data Analyst. Bunlar İngilizce isimleriyle. Bunlar ilgili şöyle bakarsak başka kaynaklardan belirttiğim bilgi güvenliği analisti, tıbbi sonografi uzmanı, etik bilgisayar korsanı, tasarım ve arayüz mühendisi, malzeme mühendisi, robotik teknisyen, veri operasyon ve pazar analisti, tıp mühendisliği, sosyal medya pazarlama, reklam uzmanları, moleküler biyoloji ve genetik, yönetim ve bilişim sistemleri, enformatik, uluslararası finans, görsel iletişim tasarımı, AB uzmanlığı, mekatronik mühendisliği, elektrik elektronik haberleşmeler var, yazılım mühendisliği, sermaye piyasası uzmanlığı gibi. Yani bunları çoğaltabilirsiniz. Farklı kaynaklarda daha farklı belki buradan mühendisliği alabilir. Burada bu meslekler tabii ki artırılabilir. Burada kendimize sormamız gereken bence, yani biz bu mesleklere ne kadar hazırız? Bir, yani ne kadar hazırız? Bunun cevabını vermemiz lazım. Bir de, acaba bizim eğitim sistemimiz bunlara hazırlıyor mu bizi? Yani ne yapmalıyız? Eğitim sistemimizde neler yapmalıyız ki bu mesleklere adapte olabilirim ve geleceğin mesleklerine, geleceğin gençlerini hazırlayalım. Yani bunu işte düşünmemiz gerekiyor, bunu çalışmamız gerekiyor. Peki, milli eğitimde ya da işte eğitim sistemimizde buna ilgili neler yapılıyor, yeterli mi? Bunu ne yapmalıyız? Yani bunu bizim görevimiz, üniversite öğretim olarak, bir bilim insanı olarak ilan etmek. Yani bu eksikliği söylemek, duyurmak insanlara icra bizim görevimizi tavsiye ederiz. Şimdi İletişim Bakanlığı bunu yapıyor mu, ne kadar yapıyor, bu tartışılır. İyi belki yapılan faaliyetler de var ama eminim yapılması gereken o kadar çok şey var. Bunların bir an önce yapılması gerekiyor. Bu da çok zor değil. Çünkü bizden önce yapan ülkeler var. Şöyle görelim, 5 yıldır Amerika'da, İngiltere'de 3-5 yaşında çocuklara kodlama eğitimi verildiğinden bahsediyor. Biz kodlama eğitimiyle ilgili de çok farklı bir farkındalık var aslında ama bu farkındalık çok ilgisi değil benim kendi düşüncem. Yani bunun bir diye karar verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Hocam. Soru şimdi almayacağız. Konuşmalar bittikten sonra merakınız varsa bazı sorular sormaya o zaman alacağım. Şimdi Profesör Doktor Hüseyin Boylu Hocam. Hocam, Hüseyin Maraşlı, Boğaziçi
Öyle mi? Araştırma olduğu için o zaman Bayram Gökburt hocamızı alalım. Doktor Bayram Gökburt, buyurun hocam. Hocam sizin slaytınızı yüklemiş miydiniz? Hemen hangisi? Evet, bir de Milli Eğitim penceresine bir bakalım. Milli Eğitim ne yapmış? Hocam kaç yıl hizmet verdi Milli Eğitim'e? Merhaba, ben sonra yeni katıldım. 20 yıl Milli Eğitim'de çalıştıktan sonra üniversiteye geçtim. Hocam dediği gibi Milli Eğitim ayağında neler oluyor? Belki bu köprü mahiyetinde bu konuda bir şeyler söyleyebilirim. Özellikle kodlama, bugün neredeyse bütün okullar ne yapıyor? Kodlama eğitimleri veriyor, kodlama atölyeleri kuruyor. Şu anda kaymakamların, valilerin, ilçe müdürlerinin, il müdürlerinin tek birileri var, okul müdürlerinin tek birileri var. Kodlama atölyeleri kurmak ve kodlama eğitimleri vermek. Pekala bu eğitimler veriliyorlar, kim hangi eğitim veriyor? Düzeyi nedir? Bununla ilgili büyük bir karmaşa diyeceğim. Çünkü her okulda, her ilde, her ilçede bu eğitimde şu anda farklı farklı bulunuyor. Özellikle 2023 vizyonunda yer aldı. Burada öncelikli sınıf öğretmenlerinin yapabileceğine dair, teşvik edildiğine dair 2023 vizyon öğretmenin yayınlanmasıyla birlikte Milli Eğitim'de bir telaş başladı. Bütün öğretmenlere kodlama eğitimleri şu anda yapılmış çalışmalar yapıyor. Yani 2023 vizyon belgesinde de yazdığı gibi işte sınıf öğretmenlerin bilgisayarsız ortamda algoritmik düşünme, becerileri kazanılacak, eğitimler verilecek, hizmet eğitimlerin verildiğine dair vizyon belgesinde yer aldı. Şimdi bunun yer almasıyla birlikte Tarih Terbiye Kurulu'nda hepimizin bildiği gibi özellikle ortaokul, üniversite ortaokulları için teknolojileri ve yazılım dersleri ortaokullarda oturmak üzere güncellendi. Tarih Terbiye Kurulu bu içeriği yayınladı. 2018 yılında yapıldı bu içeriği. Daha sonra yine 2018 yılının 6. ayında 1 ve 4. sınıflarda bilişim teknolojileri ve yazılım öğretim programı yayınlandı. Bu program yayınlandı ama bildiğiniz gibi ilkokullarda bunun dersi yok, uygulandığı dersi yok. Program ama şu anda yürürlüğe girdi. Bu yürürlüğe girmesiyle birlikte okullar ve öğretmenler bir telaşa kapıldılar. Kodlama eğitimleri sürekli veriliyor. Artık bu kodlama öyle bir hale geldi ki Batlılar da şu anda zaten abartmayın. Arduino seti gelmiştir ki canlılardan her bir bakkalında Arduino seti, Arduino bunu geldi diye bir takım şeyler görmeye başladık bile. Yani marketlere geldi şu anda, bakkallara da gelme aşamasında. Ama dediğim gibi ilk öğretim ve şuradaki gördüğünüz gibi zorunlu derslere baktığınızda ortaokulda 5 ve 6. sınıfta bizim bilgisayar dersimiz var. Diğer 7 ve 8. sınıflarda ise gördüğünüz gibi ilkokullarda bilişim teknolojileri yazılım dersimiz maalesef yok. Seçmeli derslere baktığımızda seçmeli derslerde 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulmakta ve 2 defa seçilmekte. Yani zorunlu olarak şu anda ortaokullarda 5 ve 6. sınıflarda bizim bilişim teknolojileri ve yazılım dersimiz var. 7 ve 8. sınıflarda da seçmeli var. İlkokullarda ise yok. İlkokullarda şu anda verilmesi neye göre planlanıyor? Şu alt tarafta gördüğümüz serbest etkinlikler saati var. O serbest etkinlikler saatinde ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıfta var. Ama programa baktığımızda 1 ve 4. sınıfa kadar bir eğitim programı şu anda kabul edilmiş durumda. Pekala bu eğitimler nasıl verilecek, kim verecek, bununla ilgili çalışmalar şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun ilk çalışması yine 5. sınıftan eğitim programı güncellemek sonucu. Bunu Google'da Milli Eğitim Bakanlığı bir protokol imzaladı, içerikler geliştirildi. Bu içerikte öğretmenlere materyaller sunuldu. İçerisinde neler var bunların? İnternet sınıfı etkinlik uygulaması.
kurallar var, animasyonlar var ve öğretmen rehberi var. Burada. Şimdi bunları gösterdim ama fazla vaktimiz almak istemiyorum. Çok güzel uygulamalar var. Bunları yine paylaşabiliriz. Yine o programın içerisinde öğretmenler için ayrı bir rehber hazırlanmış. Birinci dönemde gösterilecek uygulamalar, materyaller var. Ve ikinci dönemde gösterilecek materyaller burada yer alıyor. Bu programın içerisinde neler var? Bilişim teknolojileri var, etik ve güvenlik var, iletişim, araştırma ve işbirliği var, ürün oluşturma var, problem çözme ve programlama var. Yine bunların da müfredat ve FOTRT ve EBA'nın altında bunları çok daha detaylı görebiliyoruz. 5 ve 6 sınıflarda konulan programa baktığımızda burada önemli olan şu, toplamda 72 saatlik bu içerik var. 72 saatin arkadaşlar en alttaki problem çözme ve programlama 36 saatin ayırmış. Yani bizim kodlama eğitimi, programlama eğitimi bir döneme ayrılmış durumda. Bu da en son yayınlanan ilkokul 1 ve 4. sınıflara ait bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin müfredatı. Bunun içeriğine baktığımızda ortaokulda birebir aynı arkadaşlar. Yine bilişim teknolojileri, etik ve güvenlik, iletişim araştırma ve işbirliği, ürün oluşturma, problem çözme ve programlama olmak üzere yine aynı içerik burada da yer almış. Yani bunu ilkokullarda planlanırken nasıl planlanmış? Seviyeler verilmiş. Şurada seviye düzey 1, düzey 2, düzey 3, düzey 4 diye. Bu da 7. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıfta verilecek kazanımlar belirtilmiş arkadaşlar. Hangi düzeyde kaç tane kazanım verileceğini yine bu 1 ve 4. sınıflara ait programda burada görebiliyoruz. Toplam 86 tane burada kazanım verilmiş durumda. Peki hala bu programlar güncellenir. Bu eğitimleri kimler ne zaman verecekler? Bu eğitimlerin verilmesi hepimiz bildiği gibi ortaokulda bizim teknolojileri, öğretmenlerimiz var. Pekala ilkokulda bu serbest etkinlikler, tatil ve bu eğitimler nasıl verecek, kim verecek? Bunun için arkadaşlar işte şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu iş şöyle söyleyeyim. Pek çok okul farklı projelerle bu işi yürütüyor. Çok detaylı eğitimler verenler de var. Çok basit, sadece kodlama eğitimi verilmiş olmak için, sayı doldurmak için bana göre eğitimler var. Çünkü bu eğitimlerin bir kısmına katıldığım bildiğim için böylesi bir şey söylüyorum. Az önce dediğim gibi bütün valilikler, ilçe, milli eğitim müdürlükleri bir kodlama furyasının içerisinde 5 tane arduino alıp 5 tane laptop alıp bir yere koyduklarında biz kodlama atölyesi açtık diye bunları boy boy basında çağırarak reklamlarını ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Hocam dediği gibi bunun içinin doldurulması lazım. Yani bir üst basamağı nasıl geçti? Buna bize bakmamız lazım. Bunu özellikle şu anda bir ticari olaya dönüşmüş durumda. Bazı özel sektörlerdeki eğitim veren kurumlar bunlarla ilgili sertifikalı eğitimler veriyorlar. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Öğretmen eğitimleriyle ilgili bu standart bir program yoktu. 2018 yılının Aralık ayında Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından standart bir program yayınlandı. Artık şu anda şurada sayı olacaktı, sayıyı da almamışım. Yanlış hatırlamıyorsam 600 tane öğretmene o standart eğitim verildi. Bu eğitimi ilk başlatan illerden bir tanesi Kayseri'dir. Kayseri bu konuda çok iyi çalışıyor. İzmir çok iyi çalışıyor. Manisa çok iyi çalışıyor. Manisa Topluyor diye bir projeleri var. Üniversite geliştirdiğinde. Bunlar çok şu anda önde giden illerimiz arasında. İşte basına baktığımızda da Ağrı'dan Kürtürk'e götürdüğüne kadar kodlama eğitimleri basında fazlasıyla yer alıyor. Elbimizin için teşekkür ederim. Milli eğitimde kodlama eğitimi. Bunlar şu anda teşekkür ediyorum. Zamanı çok iyi kullandınız. Sağ olun. Evet hocam, hemen size başlıyoruz.
Evet hocam buyurun. Tamam. Şeyi de alın isterseniz kumandayı. Şeyden bak o uzaktan kumanda hocam da hocam da maşallah diyelim.
Gazetelerimizin domain kaybolduğu bir sırada gazetelerimiz, postinglerimiz Türkiye üzerinden tabii ki merkezimizin tabii ki konu özelliğiniz zaman fotoğrafımız gerekiyor. Bu faturanın bir hesabı olması gerekiyor. Belli bir var olması gerekiyor. Bizim merkezimiz Kıbrıs'ta serbest kılanda kesildiği sonra Türkiye üzerinden kesiyor. Türkiye'nin soğuk tarafında belli bir var. Yani bunları da bir zaman içerisinde öğrendik ve başardık. O açıdan bu kadar kolay değildir aslında. Çünkü sonuçlar bankanın olması gerekiyor, banka yerlerinin olması gerekiyor. Bankalarımız da bir de Türkiye üzerinden oluyor. Türkiye'nin bu konuda bize ciddi anlamda desteği olduğunu düşünüyorum. Şey konusunda da hocam dedi ki, Türkiye'yi çok seviyorum, doğrudur. Ben gönüllü olarak eşim ve çocuğum, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna vatandaşıyız ayrıca. Aslında bunu yaşayarak öğrendim ben. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir yer. Bunu herkes kabul etsin. Yaşamadığınız zaman öğrenemezsiniz. Tamam, o kadar bilgiyle önemlidir. Ben de ikisi de hazırlığı var. Ama şunu söyleyebilirim size, vizesiz olarak en fazla giriş yaptığınız ülke Türkiye Cumhuriyeti pasaportuydu. Afrika'dan Güney Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Türk Cumhuriyeti'ne, Rusya'ya giriş yaptığınız şimdi bilmiyorum vizesiz mi? Ama sanırım vizesiz. Bu konuda değil. Yani bence yaşadığınız pasaportun değeri değil. Bu çok önemli. Hatta şöyle bir olay oldu ama memnun izninizle. Kendisi bir mısırda yaradır. Kazakistan'ın davet aldım. Üniversitenin davetiydi. İstanbul'a konuştum. Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuydu. Kafaya gittim. Giremiyorum. Nasıl giremiyorum? Konuları da sorduk. Her yere geçer. Hayır değil ama ilk defa Türk dışı biz de ala gel. Çünkü mesela biz de ala bir dışı oluyor. Dedim, evet alın. Üniversitede. Üniversite yetkilileri var ama bizim vermedi. Ben şey aradım. Türkiye Cumhuriyeti bir dışı yetkilileri aradım. Orada bir müşavir müşavir görmüştüm. Dedi ki bana, kusura bakma, yapamam. Yani nasıl bir kabul etmiyor mu dedi. Bu da yok. Yok dedi. Etmiyor. Geri dedi. Yani ertesi gibi bir uçakla beni uçakla onunla İstanbul'a geliyor. Kayıtlar düşüyor. Hatta beni hakaret edecek ki iki polis elindeki uçağa gittim. Ve oturacağım bu kadar böyle peki de çok arkadaşlar var gitti de kendisi ona bakar. Sanki de suç işledi. Geri yılında bir hemen Türkiye Cumhuriyeti yazılışı olduğunu ve masalını aldık. O açıdan tabii ki global düşünmek gerekiyor. Yani bu çağdan global düşünmezsek ancak bir yere kadar gelebiliriz. Bir yere kadar bir yere gelebiliriz. Özellikle bilim anlamında bunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Akademisyenlerin yapması gerekiyor. Ki bugün buradaki konuşmalara daha çok içerikten çok vizyon geliştirme konusunu ön plana çıkartmaya düşünüyorum. Çünkü şey konusunda, dijital dönüşüm konusunda aslında Türkiye fırsatların olduğu bir ülke konumunda. Nasıl bir fırsatların olduğu ülke? Hem nitelikli insan gücü var, hem de ucuz iş gücü var.
Yani Türkiye'nin batısında 52 sendici var. Türkiye'nin doğusunda iş bekleyen, çalışma bekleyen insanlar var. Bir de üniversite mezunu. Bu da çok önemli. Yani biz her şeye ediyoruz. Üniversite mezunları iş bulamıyor. Boşa kalıyor. Hayır. Bugün siz biliyor musunuz? Hindistan bilişim teknikleri ve bilişim teknolojilerinden yılda 50 milyar dolar kazanıyor. Niye Türkiye böyle bir söz içerisine giriyor? Buna da hiçbir zaman anlamı veremiyor. Yani çünkü sonuçta köprü lideri Türkiye. Afrika'da, Uzak Doğu, Türk Cumhuriyeti, Avrupa, Amerika. Bunların içeri başlatıyor. Ulaşımda Türk avroları, Türkiye'nin şu anda en büyük markası konumunda. Ve geceleyin Türk avroları uçakları kullanıyor, geceleyin Uzak Doğu'ya gönderiyor, sabahleyin geri dönüyor, sabahleyin de Avrupa'ya başlıyor. Bu yönde zekice bir şekilde Türk avroları özetliyor. Niye diğer firmalar veyahut da kurumlar bu şekilde yönetilmiyor? Bence düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Vizyon çok önemlidir. Yerel düşünmemek gerekiyor. Bu araştırmalar da verilir. Bakın size bir video gösterelim hocam. Tamam. Bir... Ben çıkıyorum. Bu videoyu bana bir arkadaşım önerdi. Bir maalesef var. Ama bu video şey çekildi. Güney Kore'de çekildi. Bir maçta ayarlamak edildi. Sanırım o zaman. Bu video bir maç çekildi. Maça çekildi. Çekildi. Başka başka. Başka. Sen bir salamla çekildi. Tekrenizdi. Ama tabii ki bu teknolojik başarının arkasında araştırma var, geliştirme var. Araştırmaya önem vermediğimiz sürece ne kadar çaba sarf edelim, bir yere kadar gidebiliriz. Araştırmayla birlikte araştırma sonuçlarından geliştirme çok önemlidir. Bugün Çin nasıl dünyaya meydan okuyor? Ürünlerinden,
geliştirdiği projeleri var. Veyahut da bugün Güney Kore'de kaç markası var? Dünya bile konumunda. Samsung, Hyundai, LG, daha birçok. Tabii ki bunlar araştırmaların sonucunda olan, ortaya çıkan ürünler. Kurulara baktığımız zaman, bir dergiye girdiğimiz zaman, Çin'dekilere baktığımızda ve o dergi üst düzey bir dergi ise ve o sayısı aranan bir dergi ise bakıyoruz, Amerika'dan çok uzak doğu isimleri görüyoruz. Bilim boyuna kaydırıyoruz. Boyuna kaydırıyoruz. Kaymakla birlikte Çin'e göre Çin gibi ülkeler önünde. Yani bilimsel gelişmeler, bilimsel ilerlemeler, ekonomik gelişmeler, teknolojik gelişmeler paralel. Türkiye 18. sırada maalesef 20. sıraya düştü. Yenisi başka ülkelere bıraktı. Bu tabii üzücü, üzüldü verici bir durum. Kime göre? Chimago'ya göre. Bilmiyorum, Chimago'yu biliyor mu? Chimago, dergileri ve ülkeleri bilim sıralamasında belli sıralamalara koyan, hatta akademisyenleri de sıralamalara koyan İspanya merkezli Avrupa Konseyi'nin finanse ettiği bir kuruluş. Bugün biliyorsunuz Amerika ile Avrupa arasında ciddi bir yarış var. Yani bizim fark etmediğimiz, görmediğimiz arka planda ciddi bir yarış var. İşin en temel yarışla bilimdir. Bugün Rusya'da Doğu Grup ülkelerinde aynı şekilde Latin dünyasında, yani İspanyolca konuşan Latin dünyasında ki büyük bir gruplar, zaten Güney Amerika Latin dünyasıdır. Scopus çok önemli bir belediye alanıdır. Oradaki puanlar akademisyenler için çok önemlidir. Türkiye'de Scopus'tır. Yeni yeni biraz fark edilmeye başlandı. Eğitim alanında eriktir. Ama erik şöyle herkes açık olduğu için erik önemlidir Amerika'da. Ama şey yükseltmesinde, akademik yükseltmelerde pek fazla kullanılan bir şey değil. Yani belirtemel değil. Orada daha çok bir muhtemelen kullanılır. Elin önemli, dediğin herkes açıktır, giren karar orada istediği makaleyi bulur. Bugün Scopus çok önemli, tabii ki web olsa yani çok önemli. Bilimde de, araştırmalarda tabii bizim bu iki veri tabanında taranan makalelerden gelmemiz gerekiyor. Bu çok önemlidir. Tabii ki öncelikle dur geçeyim. Ha, şurada biraz bahsedeyim. Zaman etkili kullanmak açısından. Sayın Başkan da en azından rahatla. Dijital dönüşüm üzerinde yapılan araştırmaların tek bir teknoloji ele alarak almak yerine bütüncül bir şekilde etkin teknolojileri bilgi alarak toplam sonuçta çıkarılan araştırmalar. Yani dijital dönüşümle ilgili araştırmaları biz bu şekilde sınıflayabiliriz. Tabi burada araştırma sistematiği içerisinde yapılması çok önemlidir. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bildiğimiz araştırma sistematiği içerisinde yaptığımız araştırmalar. Araştırma sürecinde farklı yöntemler tabii ki kullanılabilir. Sadece bir yöntem kullanılması gibi bir şey söz konusu değil. Araştırma sonuçlarına yerinde çok evrensel sonuçlar üzerine
genellemeler yapılır. Çünkü biliyorsunuz teknoloji sadece bir ülkenin değil, tüm ülkelerin değil, tüm insanları ilgilendiren ürünlerdir. Yine ekip çalışması benimsenir ve bir proje bağlamında yürütülür. Bu açıdan dijital dönüşümle ilgili ve kodlamayla ilgili araştırmalara bu yönde bakmak gerekiyor. Peki, bugün terörizmde Türkiye'nin gelen veri tamam. İlgisayar araştırmaların dengileri sınıflandığı veri tamam Türkiye'nin. Şeye baktığınız zaman, dedilerle tanışabiliyorsunuz. biz bilgiyi veri tarafından kelimeler yazarak bulmaya çalışıyoruz. Bu sonuçta çok bilgi çok. Önemli olan nasıl bulacağınızı bilmek. Nasıl bulacağınızı bilirseniz işiniz kolaylaşır. Evet, şimdi burada baktığımız zaman dijital dönüşüm yazıp taradığımız zaman kaç soru çıkıyor? 6 soru çıkıyor yanılmıyor. Hocam ne var gene istersiniz? Oradan daha önce biliyorum. Biraz küçük hem. Hani burada da konuyu buraya yazan arkadaşlara belirtildi. Sunan daima ekranını görür. Ona göre konuşur. Şimdi altı soru çıkıyor. Televizyonda demek ki Türkiye için fakir bir alan. Şu aşamada ciddi anlamda araştırma ihtiyacı olan bir alan. Ha tabii şey olabilir. Farklı teknolojiler üzerinde yapılan çalışmalar olabilir. Ama önemli olan bütünsel anlamda bakmak, teknolojileri birlikte bakarak yapılan çalışmaları ortaya koymak. Evet, kodlamayla ilgili baktığımız zaman hocaların ağırlıklı olarak kodlama üzerinde durdular. 265 sonucu görüyor. Televizyonda. Bu da aslında yeterli değil. Yani ciddi anlamda çalışmalara ihtiyacımız var. Özellikle arkadaşlar bahsetti, okul, öğrenme öğretme sürecinde okullarda kullanımıyla ilgili olarak gerekli mi, gereksiz mi? İhtiyaç mı, ihtiyaç değil mi? Bence öncelikle bunu ortaya koymamız gerekiyor. Ve kodlama verilirse nasıl verilecek? Bunu ancak araştırma sonuçlarıyla ortaya koyarsak doğru kararlar alabiliriz. Mehmet'in, Ahmet Müteyin'in görüşü de değil. Araştırma sistematiği içerisinde yapılan araştırma sonuçlarıyla ortaya koyarsak ciddi anlamda doğru sonuçlar elde edebiliriz. Hatta deneysel çalışmalara ihtiyaç var diye düşünüyorum bu noktada. Evet, terörizmde dijital dönüşüm ve kodlama anahtarları kelimeleri yazdığımız zaman hiçbir araştırma çıkmıyor. İkisini birlikte. Ayrı ayrı birinde 260 kusur. Diğerinde 6'ydı yanılmıyorsam, ikisi birlikte sonuç yok. Evet, devam edelim. Bu tabii düşündürücü bir sonuç diye düşünüyorum. Scopus'a yazdığımız zaman Digital Transformation 5000 kutu sonuç çıktığını görüyoruz. Scopus Avrupa'nın bir veri tabanı, bilimsel veri tabanı, seviyenin sahibi olduğu ama ciddi anlamda Avrupa Komisyonu'nun destek verdiği bir veri tabanı. Hatta indekslenme konusunda Web of Science'a göre daha zor bir süreç olan bir veri tabanıdır. Örneğin Web of Science'daki Emergence Doors Science Index kapsamında bulunan birçok dergi Scopus'ta taranmıyor.
Bu açıdan ıstakoz önemli diye düşünüyoruz. Kullanıyorum. Kodlamayla ilgili taradığınız zaman 1.164.000 kusur çıkıyor ıstakozda. İkisini birlikte iki anahtar kelimeyi taradığınız zaman 23 kaynağı buluyoruz burada. Demek ki sadece Türkiye'de değil, dünyada bu yönde çalışmalara ihtiyaç var. Bu oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Veloscience'a baktığımız zaman dijital transformasyon olarak yazdığımızda 800 kusur kaynak çıkıyor. Şeye baktığımızda, kodlama yazdığımız zaman yine orada 765 civarında bir kaynak çıktığını görüyoruz. İkisini birlikte yazdığımız zaman 11 kaynak çıkıyor. Evet, şöyle bir video şeyimiz var. Bu dijital eğitim ve şeyle ilgili. Bunu da izleyelim. Yani bu herhalde internete bağlı olmadığı için köyümüzde için. Öyle mi? Evet. Cebimizde internet var. Yani 21. yılda artık internetimizi cebimize taşımamız gerekiyor. Kompüterimizi cebimize taşımamız gerekiyor. Beraber taşımamız gerekiyor. Yani hocam aç bakalım, buna bakalım. Hangisi? Bir Wi-Fi mi? Sürekli yolculuk yapan birisi olarak. Tamam, buraya bağlandık. Tamam, bir de şifreni girmemiz lazım. Evet, şifreye ben girdiniz. Çözümümüzü bulacaksınız. Ben de sizden iyi okuyamıyorum. Onu söyleyeyim. Ben bakıyorum. Sözü yeter. Açısından hepimize ciddi anlamda bir sonuç sağlar. Amerika'daki bir araştırma sonucu. Kaç kişi laptop uyandırdı? Bir, iki, üç. Sonuçta. Herkese başlar, bunlar çok güzel oluyor aslında. Tabii ki de bir yerden daha anlayacak. Altyazı M.K.
baktığımız zaman Türkiye'de bu yönde çalışmaların az olduğunu görüyoruz. Az olduğunu görüyoruz. Ya da istatistik olarak sayılı araştırma vardı. Bakayım var. Araştırmaların yoğunlaşması, güzel sonuçlar çıkarabilir diye düşünüyorum. Çalışmaların üçüncü etkisi konferans bilgisidir. Yani devri bakarası değil. Bu da araştırma ihtiyacını daha da önemli kılmaktadır. Yazarların ülkelere göre dağılımı eşit görülmektedir. Burada Amerika'nın, İngiltere'nin egemenliği yok. Daha doğrudan Doğu ve Avrupa ülkeleri var. Bu da güzel bir sonuç. Yapılan çalışmalar daha çok endüstriyle ilgili, sağlık sektörüyle ilgili, çevreyle ilgili ve bilişim sistemleri alanlarıyla ilgili. Eğitimle ilgili fazla olduğunu ben göremedim. Evet, öneri olarak fazla mevzulmaya gerek yok. Alanda ciddi bir araştırma boşluğu bulunmaktadır. Eğitim alanıyla ilgili araştırmalara ihtiyaç var. Evet, burada kısa sürede bir vizyon geliştirmeye çalıştım. Bilgi ne olduğunu öğretmek üzere. Zaten bilgiler kısa araştırmalara bulabilirim. Çok teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Bir iki soru alabiliriz. Zamanı biraz geçirdik. Bir 5 dakika geciktik. Varsa sorularınızı alabiliriz. Evet hocam, Hakan buyur. Hakan diyorum, öğrencim olduğu için. Şu mikrofonu verebilir miyiz acaba? Kayıtlara giriyor da. Yapay zekalar geliştirdik ki çok kişi
bilgi var. Doğuda da ucuz iş gücü var. Bu ikisi birleştirildiği anda çok rahat bir şekilde bugün Hindistan bu noktaya gelirse Türkiye çok rahat gelir. Çok rahat gelir. Teşekkürler Süleyman Hocam. Bir soru daha varsa son soru olsun. Evet, soru yok. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Müsaadenizle sertifikalar takdim edeyim. Şöyle öne geçerim hocam. Hadi İbrahim Hocam başlayalım. Şuraya. Ama burada hiç fotoğrafçı da yok galiba. Hocam Doşer Hoca çekiyor bakın. Fotoğrafçı sürekli çekiyor. Nasıl gönüllü olarak. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam, şimdi ben ne yapsam, sandalyeye mi çıksam acaba? Bütün hocamlar böyle, sıra nokta bütün var mı? O sıra oluyor. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz, buyurun. Dikkat edin, teşekkür ediyorum. Hatta hocamızın elinden bir şey yapmak. Bir sağ ol, teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Durur. Davetinizi, kabul ettiğinizi teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Bayram Hocam sizi alalım. Evet, milli eğitimden bilgilere sunmakla bir katkı sağladığınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler. Bu arada hocam size gelip bu ne bana dedi. Bu da benim sertifikam. Hiç olmazsa ağırlığında da bunu alsak. Evet. Aşettik bir tebrik. Bu arada bu çekimler YouTube'a yüklenecek, haberiniz olsun. Sizler de kendinizi YouTube'da görebilirsiniz. Böyle her şey kontrol altında.